Bunları sen yesin diye yaptım. Ellerinize sağlık ama bunların hepsinden yersem çatlarım. Hiçbir şey olmaz, hiçbir şey olmaz. Aman Levent, bulmuşken ye. Bak bana kuş yemi kadar veriyor. O genç, senin tansiyonun çıkıyor sonra. Hadi bakalım, afiyet olsun. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık efendim. Çok lezzetli olmuş. Afiyet olsun. Ev yemeklerine hasretsindir sen şimdi. Subay gazinosunda çıkan yemekler de fena değil ama ev yemeği bir başka oluyor tabii. Tabii kadın eli değmesi bir başka. Dur bakalım. Şu denetleme, tatbikat biraz halledin de sonra güzel bir kız bulup evlendiririz seni. Annemin gizli planı işlemeye başladı. Fuzan. Artık bir yuva kurmanın zamanı gelmiş de geçiyor tabii. Böyle tek başına nereye kadar? Var mı beğendiğin biri? Ben şey efendim. Ya bırak da önce yemeğini yesin çocuk. Yesin canım yesin. Bu arada konuşuveriyoruz işte. Bak bizim bir ahbabımızın kızı seni çok beğenmiş, haberin olsun. Bir ara bize çağırır, tanıştırırım sizi. Demiştim. Suzan. Ama şimdi adetler değişti tabii. İsterseniz dışarıda buluşun. Beraber oturup bir şeyler içersiniz. Efendim ben bilemiyorum yani. Ah canım. Nasıl da özlemiş ev yemeğini. Ver ver, biraz daha koyayım. Yok ben doydum efendim gerçekten. Ver ver. Komutan emri, utanma ver. Bana bak, sen ne gülüyorsun öyle? Levent Hüseyin'in haline gülüyorum. Görücü usulü evlendireceksiniz neredeyse. Aman öyle hayırlı bir işe sebep olsak keşke. Efendim sizi hayal kırıklığına uğratmak istemem ama bu tür şeyler bana pek uygun değil. Aman canım, sen Suzan'ın görücü usulü dediğine ne bakıyorsun? Biz sizi tanıştırırız. Artık ondan sonrası size kalmış. Bahsettiğiniz küçük hanımı boşuna ümitlendirmeyelim derim ben. Nasıl yani? Hiç mi evlenmeyi düşünmüyorsun Levent? Düşünüyorum komutanım. Ama sadece düşünüyorum. Onun elini tuttuğumu, kılıçların altından yürüdüğümüzü... Kimin? Arkamda birisini bırakarak göreve gidemem komutanım. Hele ki sevdiğim birini. Her seçiş bir vazgeçiştir. Önce vatan komutanım. Koş, koş! Haydi beyler, kalkın, hadi hadi, herkes kalksın. Hiç kimse yok komutanım. Ne demek yok? Topluca firar etmişler herhalde komutanım. Hain Karatop. Çişim var diyorum oğlum. Ne demek başka helal buluyor? Şu hale bak. Umumi helal var sanki. Günaydın komutanım. Asker. Aa komutanım. Ya komutanım. Arkadaşların nerede? Heladalar komutanım. Beni içeri sokmuyorlar. Ula temizle temizle bitmiyor şu an. Gördün mü çavuş? Bir de bana koğuşta ense yapar diye dalga geçirsiniz. Yok komutan yok. Vallahi seninki de iş değil ha. Bütün gün böyle milletin pisliğini temizle. İki ucu şeyli değnek. Bu ne ya? Ne valla? Bundan böyle senin hakkını yemeyeceğim uşağım. Asker! Sen git gör işini. Ne oluyor burada böyle? Tuvaletleri temizliyoruz komutanım. Bugün iş çok diye erken kalktık komutanım. Hani erken kalkan çok yol alır hesabı. Hadi canım. Ne zaman zamanında kalktınız ki şimdi böyle ha? O kadar olsun komutanım. Denetleme var ya bugün. İyi. Diğerleri nerede peki? Herkes görev yerinde komutanım. Hazırlıkları da tamamlıyorlar bir ya. İşte budur. Aferin asker. Sağ ol komutanım. Ben anlamadım ne dur? Ne olacak babacan? İnceden gönül aldık işte be. Çalışın uçakta. Aman canım, o seni istemiyorsa sen de ona yüz verme. Ne diye bu kadar hırs yapıyorsun anlamadım. Her şey iyi gidiyordu aslında. Hep o yeni hemşirenin yüzünden. Hayda. Şimdi Alev hemşire mi suçlu? Görmüyor musun ilgi çekmek için nasıl dolaşıyor ortalıkta? Vallahi ben öyle bir şeye şahit olmadım.
Sen benim tarafımda mısın yoksa onun mu? Şşt, didişmeyin. Nedir alıp veremediğiniz mesele? Yok bir şey. Yine şu postayla yazıcı değil mi? Fatoş çok serbest büyüdü. Ben öyle her şeye karışmayı sevmem. Ama bana sorarsanız onların ikisi de sağlam pabuç değil. Nedenmiş canım? Ferit çok tatlıdır. Babanın bu durumdan haberi var mı Suzan? Bir şey olduğu yok canım. Suzi Ferit'ten hoşlanıyor, o kadar. Yalan mı? Kızım. Tamam canım, sen de utandırma kızı. Aman baba, işin yok mu senin? Şurada kız kıza konuşuyoruz. Tamam tamam, ne haliniz varsa görün. Rahat! Az ol! Dikkat! Karargah destek bölüğü, 2 subay, 1 as subay, 98 erbaş ve erle denetleme için emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Merhaba asker. Sağ ol. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Siz de sağ olun. Ulaca ne oldu Cemiş? Baba bir şey sorarsa düşüp aydırım valla. Sakin ol babacığım. Derin nefes al. Konuştuğumuz gibi ya. Şu işten yüzümüzün akıyla çıkacağız inşallah. Karargah destek bölüğü. Sıra açıl. Marş. Ah be anne, sözleşmesi gelecek sene bitiyor deseydin ya adamlara. Ya bırak menajerim, onun bir alt yiyeceği yok zaten. Ferit! Bak ne diyeceğim anne bak. Sen adamlara benim numaramı ver ama akşam saatlerinde arasınlar, tamam mı? Ferit ne yapıyorsun? Denetleme heyeti geldi oğlum. Ya Mehmet çok önemli ya. Alo. Anneciğim tamam, sen dediğimi yap işte. Oğlum dalga mı geçiyorsun? Kapat şu telefonu. İyiyim anneciğim, merak etme. Ben seni sonra ararım, tamam mı? Kapatmam lazım. Hadi babama da selam söyle. Buyurun. Tamam anneciğim, hoşçakal. Arayan kimdi Ferit? Annem biraz rahatsız da komutanım. Bir haber gelirse ilgilenin diye bırakmıştım telefonu. Geçmiş olsun. Sağ olun komutanım. Eğitim kayıtlarını çıkar Mehmet. Emredersiniz komutanım. Gökhan Sınım Ankara. Yemekhane emir ve görüşleriniz hazırdır komutanım. Hep böyle mi burası, yoksa denetleme var diye mi özen gösterdiniz? Hep böyle komutanım. Pırıl pırıl. Bal döküp yalayın. Şişt. Yemekhanenin her daim temiz olmasına dikkat ediyoruz komutanım. Özellikle mutfak. Günlük temizlik dışında her pazartesi günü bakıma alınır. Güzel. Mutfakta bazı yerler kabarmış ama yemeğin içine dökülmesin. Gözden kaçmış herhalde komutanım. Daha yeni bakım yapmıştık her yere. Komutanım, izin verirseniz neden olduğunu söyleyebilir miyim? Söyle bakalım asker. Orası tam kazanların olduğu yere denk geldiği için buhar yapıyor. Ne kadar boyasak da nafile. Ne çok şey biliyorsun sen böyle. Bizim Ankara sanayide lokantamız var komutanım, oradan biliyorum. Belli oluyor. Burada da götürüyorsun galiba yemekleri. Bu asker eğitim ve atış denetlemesine de katılacak. Emredersiniz komutanım. Koğuşlara bakalım. Emredersiniz komutanım. Ataşan, sen yanlış adamla uğraştın komutan. Çok temiz ve bakımlı. Aferin asker. Sağ olun komutanım. Koğuşlarda hırsızlık oluyor mu başçavuşum? Hayır komutanım. Oluyor mu asker? Yok komutanım, bizde hırsızlık falan olmaz. Bugüne kadar olmadı, bundan sonra da zor vallahi. Vallahi zor. Kartopu. Kartopu ha? Soyadıyla hitap etmeye alıştık da komutanım. Nerelisin sen kartopu? Tekirdağ komutanım. Aferin kartopu, aferin. Sağ olun komutanım.